Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Stres, endişe, depresyon hemen herkeste bulunan bir rahatsızlık halini aldı. Bu ruh sıkıntısının bir adım sonrası da anksiyete bozukluğu diyebiliriz. Yani takıntı hastalığı. Anksiyete ve stresi yaşam tarzı haline getirmek arasında ince bir çizgi vardır. Bu yüzden çizgiyi geçmeden önlemini almak daha büyük sıkıntıların önüne geçmek olur. Çünkü takıntılarla yaşamak inanılmaz zor ve günlük hayatımızı etkilerken yakınlarımızın hayatına dahi zarar veriyor. Peki günlük hayatta yaşadığımız alışkanlıkların dahi anksiyeteye sebep olduğunu, hatta düzensiz olmanın stres ve anksiyeteyi tetiklediğini biliyor muydunuz? Peki o zaman anksiyeteye neden olan o alışkanlıklar nelermiş? Hadi bir göz atalım. Her şeyi kontrol etme zorunluluğu hissetmek başlıca sebeplerdenmiş. Yani ben yapmazsam başkası bu işi iyi yapamaz diye düşünenlerdenseniz bunu hemen değiştirmenin vakti gelmiş demektir. Diğer bir tetikleyici sebep ise herkesi mutlu etmeye çalışmak. Çünkü herkesi memnun ettiğinizde elinize geçecek tek şey başkalarının ihtiyaçlarını önceliğiniz yaparak kendinizi mutsuz etmek olacaktır. Bu bencil olmakla aynı şey değildir. Sadece başkalarına yardım etmeden önce kendi ihtiyaçlarınızı da düşünmeniz gerekiyor. Uzmanlara göre çok az uyumak da anksiyete sebeplerinden biri olarak gösterilmekte. Eğer 7-8 saatten daha az uyuyorsanız gün içerisinde yorgun olursunuz ve anksiyeteniz artar. Fazla kahve tüketmek de yapılmaması gerekenler arasında sayılıyor. Günde 5 fincan ve üstü kahve içmek anksiyete, asabiyet ve alınganlık ile sonuçlanabiliyormuş. Bunun yanı sıra aşırı alkol tüketimi daha fazla stres ve anksiyeteye neden olan zararlı bir döngüdür. Bunun yanı sıra hayatınıza yürüyüş ya da egzersiz eklemelisiniz. Çünkü hareketsiz bir yaşam anksiyeteyi ve duygusal sorunları arttırabiliyormuş. Hareket mutluluk hormonu olan endorfinin daha fazla salgılanmasına yardımcı olacak ve hem sağlığınızı hem de ruh halinizi iyileştirmiş olacaksınız. Ve şaşıracağınız bir madde ise düzensiz olmak. Evet, düzensiz ve dağınık olmak, organizasyon eksikliği anksiyete ve strese yol açmaktadır. Bir işi nasıl bitireceğinizi düşünerek kendinize işkence yapmak yerine yapmanız gerekenleri basit bir şekilde planlamak sizi huzura kavuşturacaktır. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda daha buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.